327 sıra sayılı bankacılık kanunu ile bazı kanunlar ve 655 sayılı kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 8. maddesi hakkında partim adına konuşma için söz aldım. 8. madde tasarruf mevduat sigorta fonunun görev ve yetkilerine ilişkindir. TMSF kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanabiliyordu. 8. madde ile yapılan değişiklikle özel bir kurum olan TMSF kaynaklarını Cumhurbaşkanlığınca verilen görevlendirme çerçevesinde kullanabilecektir. Bu maddeye ciddi bir muhalefet ve itiraz olmamıştır. Olmamıştır ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 4 yıldır yaşadığımız süreçte Cumhurbaşkanının yetkili olmadığı hiçbir alanın kalmaması sorunludur. Esas itirazımız bunadır. Yine itirazımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü ve işlevini yitirmesi, devlet bürokrasisinin etkisiz ve çalışamaz hale gelmesinedir. Teklifle bankacılık, varlık fonu ve finans konuları ile ilgili değişiklikler, iyileştirmeler öngörülmüştür. Öte yandan kur korumalı sistemin genişletilmesi, şirketlerin de dahil edilerek teşvik edilmesi, derin yoksulluğa itilen ülkemizi tam bir çıkmaza sürüklemiştir. Denetlenmeyen, sorgulanmayan bu sistem, finansman ve kaynak bulabilmek uğruna her çareye başvursa da nafile sonuç alamamaktadır. Sorunun hukuk güvencesinin olmayıp denetlenmeyen bir sistemde yetkilerin bir kişide toplanmasında olduğunun yeterince bilincine varılamamıştır. Faiz sebep enflasyon sonuç inat ve ısrarı yüzünden halkın büyük kesimi ilk defa yoksulluk ve açlıkla yüz yüze kalmıştır. Finansman bulmak için neredeyse bütün kaynaklarımız tüketilmiş, sıra elde kalan doğal sit ve milli park alanlarına gelmiştir. Maalesef Antalya'da merkez Kaş ve Gazipaşa'ya kadar birçok bölgede milli parklar ve doğal sit alanlarımız plan değişikliklerine maruz kalmış, ancak meslek odalarının açtığı davalarla engellenmeye çalışılmaktadır. Milyonlarca insanımız elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği için karanlık ve soğuğa mahkum olmuştur. Öte yandan finansman bulmak için neredeyse bütün kaynaklarımız satılmış, çevre değerlerimiz hiçe sayılarak maden ve taş ocaklarıyla, ormanlarımız, inşaatlarla, sahillerimiz, koylarımız rant uğruna talan edilmiştir. Bu torba yasa teklifinde de emekliye, milyonlarca işsize, tarlasını ekemeyen çiftçiye, öğrenciye ve öğretmenlere, KYK borçlusu, üniversite mezunlarına, yoksulun derdine merhem olacak yine hiçbir şey yoktur. Bunlar yoktur ama kur korumalı mevduat yüzünden halkın vergileriyle bankalara ve mevduat sahiplerine büyük meblağlar aktaran hükümleri vardır. Kamu özel işbirliği yatırımları halkın kullanamadığı ama maliyetinin halka yüklendiği yatırımlardır. Çocuklarımızı borçlandırma pahasına fahiş fiyatlarla yapılmaktadır. Bütün bunlarla biz büyük yatırım siyaseti yapıyoruz övünmesi yapılırken diğer taraftan da yandaşa para aktarıldığı gözlerden kaçmıyor maalesef. Ahlat Sarayı'ndan sonra Ahlat'ta bakanlık konutları yapılmaya başladı. Bir taraftan da Atatürk Havalimanı'nı yıkma faaliyeti sürüyor. Deprem tehdidi altındaki İstanbul için ısrarla Kanal İstanbul inadını sürdürmesi artık rejimin tümden hesabını kitabını kaybedip savrulduğunun en belirgin işaretidir. Bugün yapılması gereken tek şey israfı durdurmak, fahiş yatırımları durdurmak, çılgın yatırımlardan vazgeçmek ve elde ne kalmışsa insana yatırım için seferber olmaktır. Hesapsız, plansız, çılgın projeleriniz yüzünden insanımız, gençlerimiz kendi ülkesinde mutsuzdur, çaresizdir.
başka ülkelerden her gelene kucak açan iktidar, kendi gençlerimize, yetişmiş insanımıza giderlerse gitsinler diyerek sınır kapısını gösteriyor. Öncelikle kendi insanımızı odağa alan bir iktidar yoktur. Tabii bunu yapabilmek için de bu rejimden kurtulmak zorunluluktur. Hukuk güvencesini sağlayacak güçlü ve demokratik bir parlamenter sistemi yeniden kurmak zorunluluktur. Ortak akıl ve nitelikli demokrasi ile ülkenin bütün kazanımları ve değerleri yeniden seferber olabilir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Aynı.